Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bundan yıllar önce meydana gelen Hocalı katliamını kınıyor, hayatını kaybedenleri saygıyla anıyorum. Taşeron yasası bir oldu bittiye getirildi. Yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilerek tüm eksiklikleri taşeron çalışanlar lehine müzakere edileceğine AKP mantığıyla hazırlanan kanun hükmünde kararname kapsamında çıkartıldı. CHP olarak tüm taşeronların kadrolu olması gerektiğini hep savunduk. Şimdi kadro başvuruları sonuçlandı. Birçok mağdur taşeron çalışan var. En zorda olanlar ise eski hükümlüler. Birçok belediye yöresel özellikleri de dikkate alarak sosyal bir proje olarak eski hükümlüleri taşeron işçisi olarak çalıştırmayı tercih etmiştir. Bu da çok güzel bir uygulama olmuştur. Çünkü zaten iş hayatında zor yer edinebilen eski hükümlüler bu sayede kimseye muhtaç olmadan evlerine ekmek götürebilmiş, topluma yeniden karışmışlardır. Elde edilen bilgilere göre başvuran eski hükümlülerin hiçbiri kadroya alınmamıştır. Yıllarca kimseye muhtaç olmadan çalışan bu işçiler şimdi ne yapacaklar? Eğer bir suçları varsa ya iş ortamında işledikleri suç varsa cezalarını çekerler. Yasalar herkes için eşittir. Acaba